Şimdi balıklar biraz öncekini kısaca hatırlayalım. Yaşadıkları yoğunluklara, basınçlara ve yaşadıkları derinliklere göre özel ağız şekillerine sahipler. Yukarıda yukarı doğru, ortada göze yakın bir yerde, en dipte de aşağı doğru ağız yapılarına sahipler ve bu şekilde besleniyorlar. Şimdi dişler de canlılarda, deniz canlılarında farklı özelliklere göre ve farklı beslenme şekillerine göre yaratılmış. Mesela köpek balıklarının çok keskin dişleri vardır. Onlar ağlarını parçalayıp doğrudan yutarlar. O yüzden ön dişleri hep keskindir. Vatoz gibi kabukluları yiyen canlılarında çok geniş ve düz dişleri vardır kabukluları parçalayabilmek için. Bir de yosunla ve diğer bitkilerle beslenen deniz canlıları vardır. Bunların hiç dişleri yoktur. Şimdi buna göre yaratılırlar. Bu işte yeryüzünde düzen yok diyen Darwinistlere aslında bir açıklamadır. Onlar zaten başka türlü bir şeyle beslenemezler ve ağız yapıları da buna göre yaratılmıştır. Özel canlılardır. Yani bu önemli bir delildir bunun. Özel yaratılışın önemli bir delildir bu özellikleri. Şimdi bir de şu çok önemli. Su havadan 800 kat daha yoğun bir yerdir. Yani bu ne demektir? Biz mesela 1 kilometreyi çok kısa bir sürede koşabiliriz ama 1 kilometreyi o kadar kısa bir sürede yüzemeyiz. Yani suya girdiğimizde hareketlerimiz ağırlaşır. O yoğunluğa karşı koyamayız. Bunun için işte bir sistem gerekir. Bizde özel bir sistem gerekir veya başka bir kara canlısında özel bir sistem gerekir. Buna uygun yaratılmış değiliz biz. Biz karada yaşamaya uygun olarak yaratılmışız. Fakat yoğunluğu bu kadar yüksek olmasına rağmen deniz canlıları yani balıklar suya girdiklerinde daha rahat hareket edebilirler. Yani o yoğunluğu kendi lehlerine kullanırlar. Suyun yoğunluğunu kullanarak manevra yapabilirler, hareket yapabilirler, geri dönebilirler, ileri gidebilirler, yukarı çıkabilirler, aşağı inebilirler. Bunları hızlı bir şekilde yapabilirler. Çünkü buna göre donatılmışlardır. Bu onlar için avantaj sağlar, yer çekimini azaltır. Ama bizim için o avantaj değildir hiçbir zaman. Suyun içinde çok zorlanır ve yoruluruz. Onlar da ama bir hafifliktir, bir güzelliktir. Şimdi bunu onların suda rahat hareket etmelerini sağlayan özel sistemler var. Bunlar işte bir deniz canlısının denizde yaşamak için yaratıldığının çok önemli alametidir. Bunlardan birincisi kas ve kemik sistemleri. Şimdi biliyorsunuz balıkların çok ince bir iskeletleri vardır. Fakat buna tutunmuş çok sıkı kasları vardır, çok yoğun kasları vardır. O kasları hareket ederek ilerleyebilirler. Yani kafalarının bittiği an yerden itibaren kuyruklarının ucuna kadar hareket edebilen bir kas sistemleri vardır. İşte bu yüzden suyun yoğunluğunu mükemmel şekilde kullanabilirler balıklar. Maşallah. Maşallah. Ve kemik sistemleri de ona göre çok incedir. Şimdi böyle bir hayvanın karaya çıkıp yürümesi için yani Darwinistlerin iddia ettiği gibi sadece dışarıdaki havayı solunum yapması değil, o özel kas ve kemik sistemine sahip olması gerekir. Çünkü yaklaşık %90'ı yanlış hatırlamıyorsam kastan oluşur balıkların. Kemik sistemleri çok çok zayıftır buna nazaran. Ben bu konuya devam edeceğim birazdan inşallah.